Ama şöyle bir ayrıntı var. Ben bildiğim için söyleyeceğim. Tek taşını Demet Akalın kendi aldı. Yani kendi aldı, tek taşını da çıkartmasına bir mana yok Ya o değil tek mi? taşı niye çıkarsın zaten? Ben olsam hayatım boyunca çıkarmam. Ya öyle bir ağır ki ben onu öylesine bir takayım dedim. Hatta fotoğraf paylaştım. Biliyorum. Yani elim şöyle bak, parmağıma taktım ve böyle elim gitti. O O kadar kadar. ağır. Ciddi söylüyorum yani muhala şey yapmıyorum, Kadın ne abartmıyorum. zorluklar çekiyor ya. Aynen ne zorluklar çekiyor onu taşımak için. Şaka bir yana Demet Akalın tek taşını çıkarmamın sebebi o. Ama çıkardığı bir şey var ki birileri var ki Fatih Yürek mesela çok yakın dostuydu biliyorsun. Evet. Tek taş iyi bir aksesuar. Yani evli olmayan insanlar bile artık takı çok moda oldu. Görüyorum ben. Kadının güçlü olduğunu da gösteriyor Evet, bence. kadın hem de kendi tek taşını Simge. kendi aldıysa zaten bu hayatta herhalde hiç kimseye bir ihtiyacı yok demek imajını veriyor. Evet, Fatih Yüreği çıkardı, Esra Erol'u çıkardı ve Berkay'ın Berkay'ın eşini eşini çıkarttı, çıkardı. çıkartmaya devam ettikleri var ama Fatih Yürek de onu çıkarttı. Ve Fatih Yürek hala Okan Kurt'u takip ediyor. demek ki Okan tercih etti. Ama bak geçen hafta bak. Sadece geçen haftaki görüntü bir izleyelim. Ya Bak da hangi haber yalansa. kimi manşet taşımak istiyorsam ona prim yaptırıyorum. Bunun haber olacağını biliyordu Demet takipten çıkarırken. Bu Tabii ki kadar öyle. samimiyet ne oldu? Ya ne kadar üçü de ne kadar durumu kurtarmaya çalışıyor. Ne kadar Fatih orada kulağına ne söylüyor? Söylemiştik yayında. o kadar çağırsana diyor. O kadar konuşuyor millet. Niye çağırmıyorsun falan. Bircan Orada açıklamalar yapıyor. Bence oha çağır diyordu. açıklamalar var diyor. Ha tamam aşkım gelsene ya. Ve Hemen. sonra bak sadece ne oluyorsa birkaç gün içerisinde bütün gelişmeler yaşanıyor. Ve Fatih Yürek takipten çıkarılıyor. Yani bu kadar Doğru. samimiyet. El el eler ya. Ne Ya oldu bunların da? hepsi, ya bir şey soracağım. Ben hiç ekranda gördüğüm hiçbir fotoğrafa inanmıyorum. Hep medyanın bizi yanıltması söz konusu. Onlar bize nasıl bir malzeme veriyorsa biz onu görüyoruz. Ama biz artık bu işin şeyi olduğumuz için, kurdu olduğumuz için elimi tutmuş, aslında sıkmış mı, gözüne mi bakmış, bunların bile detay detay farkındayız. Yani burada yani kocası bir insanın aklına Fatih Yürek tarafından getiriliyorsa zaten Zaten bir bir sıkıntı problem var. var. Aynen öyle. Bir de zaten gelen haberler Ben sana onu bırakmam ki çıkarken. bir anda verilen karar olmadığı ve bunun haftalar önce Bu verildiğini arada biliyorum. bu bir hafta önceki, tam bir hafta önceki görüntü ama 17 gün önceden alınmıştı. Yani şu arada alınmıştı dava. Boşanma kararı alınmış. Alınmıştı. Evet. Dava açılmış. Evet. 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 Davanın günü bile belli aslında şu görüntülerde. Doğru. Ya ne kadar acı ya. Yani aslında ben bu süreci çok iyi biliyorum. Biz mesela benim ayrıldığım eşimle Alişan'ın düğününü bekledik mesela. Ve siz düğünde beraberdiniz. Beraberdik ve biz de mesela kameralarda beraber girmiş gibi göründük. Ama hiç öyle bir şey yoktu. Bu aşamayı çok iyi Ya biliyorum. herkes onu soruyordu zaten ya. Daha Alişan'ın Ha düğününde evet beraberdi. ama Ne biz mesela yapıyorlar? Alişan'ın düğünü ile ikimiz de davetliydik. İkimiz de hani daveti kıramayacağımız dostumuz olduğu için gerçekten Alişan'ın düğününden sonraki Perşembe'yi aldık hemen. Ya o sırada senin Evet. boşanma Tabii durumun tabii belliydi canım yani tabii yani. aşikardı. Evet. Enteresan. Yani gerçekten insan bazen acılarını hissettirmemeye, Ne acı göstermemeye, ama çok güçlü zor bir durmaya şey. Çok zor çalışıyor. bir Burada şey. da Demet de çok güçlü Sen durmaya de bunu çok iyi çalışmış. bilirsin. Senin bir evladın var. Ne yaşarsan yaşa eğmeni görünce bitmesi lazım. Evet. Güçlü durman Ki lazım. yaşadıklarımı az çok biliyorsun yani Yani tabii. çok çok azını biliyorum. Bunu bile tahammül edemiyorum. O Evet. yüzden bu durum kesinlikle ekranda süspüs. Şimdi sonrasında Demet Akalın konser veriyor. De Ve çok acı ya. konser vermesi bile eleştiriliyor. Ya insanlığımız zaten öyle bir hale almış ki. Ya şunu yapıyor eleştiriliyor. Evde otursa eleştirecek. Ya kadın çalışacak tabii. Çalışacak ki unutacak bazı şeyleri. Ve moral toplayacak. Seyircilerden destek alacak. Ebru Gündeş'e Sevenlerinden de destek aynısını alacak. yaptılar Evet Ece. Ebru Gündeş de çalıştı diye Biliyorsun neler çok önemli söylediler. bir restoranda hemen işe başlamıştı Reza'yı aldıklarında. Niye çalışıyor? Çalışsa der çalışıyor. Hep Reza Evet. ile mi vardı canım? Şimdi Demet Akalın'ı biz Okan Kurt'la mı tanıdık? Okan'ı Demet'le tanımış olabiliriz. Ama Demet Akalın'ı Okan'la tanımadık. Aynen öyle. Ne İşinde yapacak? gücündeydi hep. Boşandı diye hayata mı küsecek? Çalışmalarını devam mı Tam etmeyecek? tersi para Kadın lazım zaten onun. o bütün süreçte her gün çalışmadı mı? Ya Bütün bu kadın yaz. sadece işkolik bir kadın bir kere. Bu kadın ne olursa olsun Allah korusun sağlık dışında çalışır. Allah korusun. Evet. Ama konserde de gördüğünüz gibi halsizdi, keyifsizdi doğal olarak. Ve konserde birçok şarkıyı da vokalistlerine söyletti. Çünkü söyleyemeyecek durumdaydı. Dün de zaten sizlerle paylaşmıştık.